Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kampımıza hız kesmeden devam ediyoruz ve geldik yeni konumuza. Yeni konumuz Osmanlı yükselme dönemi, yani dünya gücü Osmanlı. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda beylikten devlete Osmanlı siyasetini işlemiştik zaten. Şimdi geldik yükselme dönemine. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz etkileşimimiz artacaktır. Sizler için oynatma listesi oluşturdum. Kampı en baştan izleyebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Şimdi Osmanlı yükselme dönemi denilince aklımıza kim geliyor? Tabii ki 2. Mehmet geliyor değil mi? Yani Fatih Sultan Mehmet Han geliyor değerli arkadaşlarım. İlk önce İstanbul'un fethiyle başlayacağız. Tarihimiz 29 Mayıs 1453. Şimdi 2. Mehmet İstanbul'u neden fethetmek istesin? Sebeplere bakalım. İstanbul'un coğrafi konumu. İstanbul'un coğrafi konumu her zaman önemli bir yer tutmuştur değerli arkadaşlarım. Bu durum günümüze kadar devam etmekte. Bizans'ın şehzadeleri ve beylikleri kışkırtması. Ayrıca toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi. Biliyorsunuz ki 2. Mehmet'in en büyük amaçlarından biriydi değerli arkadaşlarım. Tamam, ticaret yollarını ele geçirmek istiyor ama toprak bütünlüğünü sağlanmasının amacı sevgili arkadaşlarım dünya gücü haline gelmesini sağlayacaktı. Anlaştık mı? Şimdi Anadolu ile Rumeli arasında kalan tek toprak parçası hangisiydi? Yani tek engel hangisiydi? İstanbul'u değil mi? 2. Mehmet diyor ki eğer İstanbul'u alırsam, o engeli ortadan kaldırırsam toprak bütünlüğünü bu sefer sağlarım ve dünya gücü haline gelirim diyor. Gerçekten de haklı bir sebep. Ve 4. Peygamberimizin sözü. Hazreti Muhammed ne diyor? Diyor ki İstanbul elbet bir gün mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur diyor değerli arkadaşlarım. İşte 2. Mehmet bundan cesaret alarak İstanbul'un fethine karar kılıyor. Yani 2. Mehmet için ilham kaynağı oluyor peygamberimizin sözü. Şimdi fethi için yapılan hazırlıklara bakalım. Bir tarafta 2. Mehmet, diğer tarafta 11. Konstantin değerli arkadaşlarım. 2. Mehmet ne yapıyor? Karaman Birliği ile saldırmazlık antlaşması yapıyor. Osmanlı'yı en çok uğraştıran birliktir çünkü. 2. Mehmet şöyle düşünüyor. İstanbul'u fethederken arkamda tehdit bırakmamam lazım diyor. Ayrıca 400 parçalık donanma oluşturuluyor. Rumeli Hisarı inşa ediliyor. Bizans'a gidebilecek yardımları engellemek için. Anadolu Hisarı ile karıştırmıyoruz. Anadolu yani Güzelce Hisarı inşa eden Yıldırım Beyazıt'ta değerli arkadaşlarım. Ve Şahi topları. Şimdi surları yıkmak çok ama çok zordur değerli arkadaşlarım. Birden fazla ordu İstanbul'u almak istemiş ama alamamıştır. Sebebi ise surların güçlü olmasıydı. 2. Mehmet bizzat çizimini kendisi yapıyor ve Macar Urban'a bu topları döktürüyor değerli arkadaşlarım. Böylece surlar biraz daha açılabilecekti. Ayrıca 2. Mehmet Balkanlarda asker de bırakıyor değerli arkadaşlarım. Daha fazla hazırlık var ama bunları bilirseniz sizler için yeterlidir. 11. Konstantin yani Bizans tarafına baktığımızda Haliç'in önü zincirlerle kapatılıyor. Surlar güçlendiriliyor. Grecuva yani Rum ateşi yakılıyor. Yani suda yanan ateş değerli arkadaşlarım. Bunlar Bizans'ın en önemli kaynaklarından biridir değerli arkadaşlar. Çünkü İstanbul'u almak gerçekten çok güç istiyor. Ve Avrupa'dan yardım isteniyor. Değerli arkadaşlarım, Haliç'in önü zincirlerle kapatılıyor. Şu zincirlerden birazcık bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bu zincirleri açmak çok ama çok zordur. Düşman gemileri geldi mi o zincirler direkt havaya kalkıyor. Yani o zincirleri direkt açıyorlar. Ve hiçbir gemi, hiçbir donanma bu zincirleri geçemiyor. Sadece müttefikleri geldiğinde böyle pasif kalıyorlar. Anlaştık mı? 2. Mehmet ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Ne karadan ne denizden gidemiyor. Bu sefer farklı bir yol deniyor. Biz buna delilik diyoruz hatta. Gemileri karadan yürütüyor. Galata'nın etrafında. Bununla da yetinmeyip Venedikli tüccarla anlaşma yoluna gidiyor. Bununla da yetinmeyip Venedikli tüccara gözdağı veriyor. Diyor ki içeriden bana bilgi almasan ben senin topraklarını işgal ederim diyor. Ayrıca biliyorsunuz ki dönemin sadrazamı Çandarlı Halil'dir. Çandarlı Halil İstanbul'un fethine pek fazla sıcak bakmıyordu. Fatih Sultan Mehmet bunu bildiği halde onu yanında tutuyordu değerli arkadaşlarım. Yanlış bilgi verip onu gönderiyordu. 2. Mehmet gerçekten çok zeki bir adam. Zaten İstanbul'u nasıl aldı diyorsanız cesaretiyle ve pes etmemesiyle aldı değerli arkadaşlarım. Pes etmeyen bir hükümdar. İyi bir hükümdar, donanımlı bir hükümdar, entelektüel bir hükümdar. 53 günlük kuşatmanın ardından İstanbul işgal edilmiştir. Tarihimiz kaçtı hocam? 29 Mayıs 1453. Şimdi şu sonuçlara bir bakalım. Ekstra bilgi veriyorum. İstanbul'un fethi sırasında Grand Duke Notaras şu sözü kullanıyor. Diyor ki İstanbul'da Latin külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim. Bunu da unutmayın. Osmanlı'nın adaletini gözler önüne seriyor. Fethi sonuçlarına baktığımızda köklü imparatorluk Roma tarihe gömüldü.
Bizans yıkıldı. Orta Çağ kapandı, yeni çağ başladı. Çağ kapatıp çağ açan padişah kimmiş? İkinci Mehmet'miş. İkinci Mehmet'e hangi unvan verildi? Fatih unvanı verildi. Fetheden anlamı taşıyor. İstanbul'un, pardon, Osmanlı'nın yeni başkenti Konstantiniye oldu. Yani İstanbul oldu değerli arkadaşlarım. İkinci Mehmet en büyük amacını gerçekleştirdi ve toprak bütünlüğünü sağladı değerli arkadaşlarım. Ticaret yolları Osmanlı'nın denetimine geçti ve Ortodoksların koruyuculuğu Osmanlı'ya geçmiştir. Böylece Osmanlı imparatorluk özelliğine sahip oldu değerli arkadaşlarım. Ne demek hocam imparatorluk? Birden fazla ırkı kendi bünyesinde toplayan devlet biçimi demektir. Bunlar İstanbul'un fethiyle ilgili konular, değerlendirmeler. Şimdi 2. Mehmet'e geniş açıdan bakalım. 2. Mehmet dönemine geniş açıdan bakalım. İlk önce Balkanlardan başlayacağız. Balkanlara baktığımızda Sırbistan alınıyor, Bosna Hersek alınıyor, Arnavutluk alındı ve Mora Despotluğu'na son verildi değerli arkadaşlarım. 2. Mehmet hemen hemen Balkanların hepsini fethediyor değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Balkanlarla ilgili bir gelişme var. Biliyorsunuz ki Voyvoda, Eflak Voyvodası Vlad'la bir çekişme var. Tarihte ona Drakula diyorlar değerli arkadaşlarım. Türklerin kanını içiyor, kulaklarını kesiyor ve sandıklara koyuyordu. Tarihte Vlad olarak bilinen kişi Kazıklı Voyvoda'dır değerli arkadaşlarım. Yani Kazıklı Voyvoda olarak bilinen kişi Vlad'dır. Fatih ile çok çekişme yaşıyor ve en sonunda Fatih zaten kafasını bir kazığa oturtup İstanbul'un önüne bırakıyor. Şimdi Anadolu'ya bakalım. Karamanoğullarından Konya ve Karaman alındı. Anadolu Türk Siyasi Birliği birliğini sağlama yolunda adımlar devam ediyor. Candaroğulları yani İsfendiyaroğullarına son verildi. Sinop ve Kastamonu Osmanlı topraklarına katıldı değerli arkadaşlarım. Cenevizlilerden Amasra alındı. Akkoyunlularla Otlukbeli Savaşı yapıldı ve kazanıldı. Böylece doğudan gelen tehlike önlenmiş oldu değerli arkadaşlarım. Uzun Hasan'la yapılan savaşı Fatih kazanıyor. Bu savaşa dikkat et ÖSYM tarafından tercih edilebilir. Ayrıca Trabzon Rum İmparatorluğu'na son veriliyor. Şimdi dikkat ediyoruz. Bakın izliyoruz. Mora Despotluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu neden son verdi Fatih değerli arkadaşlarım? Neden son verdi? Çünkü bu ikisi şöyle çekmek istiyorum. Bu ikisi Bizans'ı yeniden diriltmek istiyorlardı. İkinci Mehmet'in bu ikisini ortadan kaldırmasındaki amacı neymiş? Bizans'ın yeniden dirilmesini engellemekmiş. Dikkat, dikkat. Denizlere gidelim. Fatih neredeyse Ege Denizi'nin tamamını alıyor değerli arkadaşlarım. Zaten alamadığı iki yer tek var. Taşos, İvros, Midilli, Gökçeada gibi önemli yerler alınmıştır. Kırım alındı ve Karadeniz Türk Gölü haline geldi sevgili arkadaşlarım. Buna dikkat. Venedik ile İstanbul Antlaşması imzalandı ve imtiyaz verildi. İmtiyaz ne demek hocam? Ne demek hocam? Ayrıcalık demek. Venedik elçisi İstanbul'a gelecek. Biz bu elçiye ne diyoruz? Balyoz diyoruz sevgili arkadaşlarım. İkinci Mehmet döneminde yaşanan diğer önemli gelişmelere baktığımızda. Bu dönemde altın para basılırdı. Tekrar ediyoruz. Tekrar ediyoruz. Bakır para Osman Bey, gümüş para Orhan Bey, altın para Fatih Sultan Mehmet Han. Müsaadele sistemi getirildi. Kelime anlamı zorla alıkoyumdur. Devlet adamlarının mallarına el koymadır. İkinci Mehmet burada otoriteyi güçlendiriyor. Ki zaten ilk iş, yaptığı ilk iş ne oluyor biliyor musunuz? İstanbul'un fethinden sonra Çandarlı Halil'in mallarını müsaade ediyor. Burada özel mülkiyetin önüne geçiyor. Sahn-ı Seman Medresesi inşa edildi. Sizce medresenin baş müderrisi kimdir? Açıklayacağım birazdan. Topkapı Sarayı Osmanlı'ya uzun süre ev sahipliği yapacak olan saray haline gelecek. Ali Kuşçu İstanbul'a getirildi. Dönemin matematik ve astronomi bilgini. Ayrıca Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın elçiliğini de yapmıştır. Ve Sahn-ı Seman Medresesi'nin baş müderrisliğini yapacaktır. İkinci Mehmet neden Ali Kuşçu'yu getirdi değerli arkadaşlarım? Çünkü amacı İstanbul'u bilim ve kültür merkezi haline getirmekti. Divan Humayun'a sadrazam başkanlık etmeye başladı değerli arkadaşlarım. Artık yavaş yavaş danışma organı haline geliyor Divan Humayun. Ortodokslar güvence altına alındı. Bakın ikinci Mehmet'in buradaki amacı nedir biliyor musunuz? Haçlı Birliği'nin önüne geçmedir değerli arkadaşlar. Ayrıca Centilbelliğini'ye portresini yaptıran kişi Fatih Sultan Mehmet Han olmuştur değerli arkadaşlarım. Ekstra bilgiler veriyorum. Veraset değişiyor burada ve Fatih ne diyor? Ülke padişahın malıdır diyor değerli arkadaşlarım. Dikkat edelim. Ülke sadece benimdir diyor. Buradaki amaç ne? Otoriteyi güçlendirmek. Culus yasallaştı. Culus yasallaştı. Sancak sistemi yasallaştı. Kardeş katli yasallaştı. Fatih'in en büyük amacı ne? Sürekli otoriteyi güçlendirme. Bakın ÖSYM Fatih Sultan Mehmet ile ilgili soru sorduğunda merkezi otorite ile ilgili her şeyi sormuş değerli arkadaşlarım. Fatih denildi mi aklımıza ne gelecek?
merkezi otoriteyi güçlendirme yolu gelecek. Unutma. Fatih iki yeri tek alamıyor. Rodos ve Belgrad son seferi Otranto'ya doğru oluyor. Yani İtalya'ya doğru. Fatih Sultan Mehmet Han vefat ettikten sonra devletin başına 2. Beyazıt geçiyor. 2. Beyazıt dönemi biraz karmaşık bir dönem. Fetihlerin durduğu dönemdir değerli arkadaşlarım. O yüzden tarihçiler ne diyor? Yükselme dönemi içinde duraklama dönemi diyorlar. Çünkü bu dönemde Cem Sultan olayı yaşanıyor değerli arkadaşlarım. 2. Beyazıt kardeşiyle taht kavgasına girişiyor ve Cem Sultan olayı iç sorun iken dış soruna dönüşüyor değerli arkadaşlar. Karamanoğullarına sığınıyor, şövalyelere sığınıyor, Memlüklere sığınıyor. Hatta Memlüklerle savaşlar gerçekleşiyor değerli arkadaşlar. Bakın, Karamanoğullarına kesin olarak son veren 2. Beyazıt'tır. Böylece ATSB yolunda önemli bir adım daha atılmış oldu. Yani Anadolu Türk Siyasi Birliği. Bu dönemde Şahkulu isyanı yaşanıyor. Bu isyanı tetikleyen devlet, unutmayın değerli arkadaşlarım, bu isyanı kışkırtan Safevilerdir. Yani Şah İsmail ve taraftarlarıdır. Anlaştık mı? İkinci Beyazıt, tahttan oğlu tarafından indirilen bir padişahtır. Devşirmelerin desteğini alarak babasını tahttan indiren padişah, ya bu Sultan Selim olmuştur değerli arkadaşlarım. Hatta ne diyor? Kılıcın keskin, ömrün kısa olsun diyor ve 8 yıl tek tahtta kalıyor. Yavuz Sultan Selim'in seferleri genelde doğu yönlü olmuştur değerli arkadaşlarım. Batıya ağırlık vermiyor çünkü doğudan gelen tehlikeler vardı. İlk savaş Çaldıran Savaşı. En büyük hasmı Şah İsmail ile gerçekleştirmiş olduğu savaştır ve bu savaşı Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusu kazanıyor. Sınırlar Tebriz'e kadar genişliyor ve doğudan gelen tehlike önleniyor değerli arkadaşlarım. Diğer savaşımız Turnadağ Savaşı. Bu savaş önemli bir savaş çünkü Dulkadir Beyliği'ne son verilerek Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanıyor değerli arkadaşlarım. Buraya mükemmel şeyler çizebilirsiniz. Çünkü kesin olarak kesin olan şeyler sorulabilir. Dikkat edelim. Bazı arkadaşlar her ne kadar hocam kesin olan şeyleri ÖSYM sormaz dese de dikkat edin değerli arkadaşlarım. Bakın ÖSYM şunu bunu şunu bunu onu sormaz deme. ÖSYM her şeyi sorar. ÖSYM bilmediğin yerden sorar. ÖSYM kuytu yerden seçer. O yüzden eleme yapma. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kesin olarak sağlayan padişah kimmiş? Yavuz Sultan Selim. Geldik Mısır Seferi'ne sevgili arkadaşlarım. Mısır Seferi iki savaş. Mercidabık ve Ridaniye savaşları kimlere karşı gerçekleşecek? Memlüklere karşı. Değil mi? Sevgili arkadaşlarım. Mercidabık savaşından Memlükler mağlup edildi ve Memlük hükümdarı Kansu Gavi şehit oldu. Ayrıca Yavuz Sultan Selim bazı toprakları da ele geçiriyor. Ridaniye savaşında bu sefer Memlükler lider olmadan savaş sahaya çıkıyor. Şimdi lider olmadan sen Yavuz Sultan Selim'i yenebilir misin değerli arkadaşlarım? Şah İsmail tarafından Yavuz Sultan Selim zamanın İskenderi olarak anılıyor değerli arkadaşlarım. Sina çölünü geçen adam. Değil mi? Şimdi onun karşısına hükümdarsız çıkarsan maalesef seni ezer. Memlükler yeniliyor ve Memlükler tarih sahnesinden yıkılıyor. Mısır alınıyor. Artık Kuzey Afrika'da fetihler başlıyor. Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi ve Osmanlı tarihinin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim oldu. O yüzden Yavuz'a ne diyorlar? Hadumul Harameyni Şerefen diyorlar değerli arkadaşlarım. Yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı unvanı veriliyor. Ayrıca Venedik Kıbrıs için ödediği vergiyi artık Memlüklere değil Osmanlı'ya ödeyecek. Ayrıca ekstra bilgi değerli arkadaşlarım, ekstra bilgi Mısır seferinin sonucunda baharat yolu Osmanlı'nın denetimi altına giriyor. Yavuz Sultan Selim 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran hükümdardır değerli arkadaşlarım. Hazineyi ağzına kadar dolduran kişidir. Hazine ile ilgili söz gelince cevabımız Yavuz Sultan Selim olacaktır. Hazine ile ilgili o sözü bana yorumda belirtebilirsiniz. Yavuz Sultan Selim'den sonra devletin başına Kanuni Sultan Süleyman geçiyor sevgili arkadaşlarım. Önemli gelişmeler var. Bu dönemde Fatih'in alamadığı iki yerden birisi olan Belgrad alınıyor. Biz buna Orta Avrupa'da alınan önemli üs diyoruz değerli arkadaşlarım. Orta Avrupa üs. Orta Avrupa'ya kapılar açılıyor. Mohaç Meydan Savaşı'nı 2 saatte kazanıyor ve Macaristan'ı himaye ediyor. Macaristan'ın iç işlerine karışıyor. Viyana ilk kez kuşatıldı ancak alınamadı. Sebebi olumsuz hava şartları ve hazırlıksız gidilmesi değerli arkadaşlarım. Ve Alman seferi gerçekleşiyor değerli arkadaşlarım. Şimdi iki kardeş Ferdinand deşerken Kanuni Sultan Süleyman'a meydan okuyorlar değerli arkadaşlarım. Bizimle kapış diyor, diyorlar. Kanuni Sultan Süleyman ne yapıyor? Alman seferine çıkıyor. Ve Alman seferinde sahaya geliyor. Karşısında hiç kimseyi göremiyor.
Kanuni'den cesaret bulamayan iki kardeş sahaya çıkamıyorlar. Ve Kanuni yaz diyor. İki kardeşe şunları söylüyor. Diyor ki erlik davası eder durursunuz. Sahaya geliyorum. Ne sizden ne de taraftarlarınızdan hiç kimseyi göremiyorum. Bundan sonraki süreçte istediğim zaman gelip topraklarınızı fethedebilirim diyor Kanuni Sultan Süleyman. Fermanlar, yazılan yazılar o dönemin en korkutucu yazıları değerli arkadaşlarım. Ondan sonra ne mi oluyor? Avusturya masaya oturuyor. İstanbul Antlaşması imzalanıyor. Böylece Avusturya üzerinde siyasi ve ekonomik üstünlük sağlanıyor değerli arkadaşlarım. Ne diyor Kanuni? Diyor ki siz benim dengim değilsiniz. Ancak sadrazamımın dengi olursunuz. Protokolde Osmanlı sadrazamı Avusturya Arşidükü'ne denktir değerli arkadaşlarım. Ayrıca biz bu antlaşmaya İbrahim Paşa Antlaşması diyoruz. Fransa'ya kapitülasyon verildi. Amaç ne hocam? Bakın amaç ticareti canlandırıp Haçlı Birliği'nin önüne geçmedir. Kapitülasyon ne demek hocam? Ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalık anlamı taşıyor. Bu dönemde İran ile ilk resmi antlaşma imzalanıyor. Antlaşmamız Amasya Antlaşması, Bağdat, Karabağ, Revan ve Nahçıvan Osmanlı topraklarına katılıyor. Son seferi Zigetvar kalesi üzerine oluyor değerli arkadaşlarım. Ayrıca bu dönemde Anadolu ve Mısır'da isyanlar çıkıyor. Anadolu'da çıkan isyanlar Baba Zünnun ve Kalenderoğlu. Baba Zünnun vergiler yükseldiği için isyan ederken Kalender Çelebi dediğimiz kişi yani Kalenderoğlu değerli arkadaşlarım. Bakın Celali isyanlarında da Kalenderoğlu var onunla karıştırmayın. Bu kişi diyor ki tımarlar haksız yere elimden alındı. Anlaşıldı mı? Tımarlar haksız yere elimden alındığı için isyan ediyorum diyor ve bu isyanlar bastırmıyor. Mısır'da çıkan isyanlar Ahmet Paşa ve Canberdi Gazali. Ahmet Paşa kendisine üst rütbe verilmediği için isyan ediyor. Canberdi Gazali ise Memlük Devleti'ni yeniden kurmak istiyor değerli arkadaşlarım. O yüzden isyan ediyor ve bu isyanlar bastırılıyor. Şimdi denizlerde yaşanan gelişmelere bakalım. Bu dönemde şövalyelerden Rodos alınıyor. Prevene Deniz Savaşı kazanıldı ve Akdeniz Türk Gölü haline geldi. Komutan Hızır Reis ya da Kızıl Sakal ya da Barbaros Hayrettin Paşa değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti Barbaros'u kendi egemenliği altına aldıktan sonra yani Barbaros'u himaye ettikten sonra Barbaros kendisiyle beraber Cezayir'i de Osmanlı topraklarına katıyor değerli arkadaşlarım. Yani Osmanlı'nın savaş yapmadan aldığı toprak parçası Cezayir oluyor. Barbaros Hayrettin Paşa Andre Dorya komutasındaki Haçlı Birliği'ni mağlup ederek Akdeniz'i Türk Gölü haline getiriyor. Ayrıca bu dönemde Trablus alınıyor. Cerbedir'in savaşı kazanılarak Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika üstünlüğü sağlanıyor. Komutan Piyale Paşa'dır burada değerli arkadaşlarım. Sakız Adası alınıyor. Malta kuşatılıyor ancak alınamıyor. Sebebi Turgut Reis'in vefatı değerli arkadaşlarım. Ve Portekiz'e karşı gerçekleşen Hint Deniz Seferleri başarısız olmuyor. Niye başarısız hocam? Osmanlı iyi değil miydi? Öyle bir durum yok. Osmanlı donanması bölgeyi bilmiyordu. Portekiz donanması daha güçlüydü ve Hindistan'da sorunlar vardı. O yüzden Osmanlı başarısız oluyor. Sefere katılanlar Seydi Ali Reis, Piri Reis, Murat Reis ve Adım Süleyman'dır. Ekstra bilgiler vereyim. Bunu zaten ilerleyen zamanlarda kültür ve uygarlıkta da işleyeceğiz. Seydi Ali Reis'in en önemli eseri Miradül Memalik'tir değerli arkadaşlarım. Piri Reis'in en önemli eseri, oho üzerini çizdik. Kitabı Bahriye'dir. Zaten bunları edebiyattan biliyorsunuz değerli arkadaşlarım. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra devletin başına geçen 2. Selim devlet işlerini Sokulu Mehmet Paşa'ya bırakıyor. Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüyle Osmanlı duraklama dönemine giriyor. Ekstra bilgi vereceğim sizlere sevgili arkadaşlarım. 2. Selim dönemi ile ilgili bizim bilmemiz gereken olay Kıbrıs'ın alındığıdır. Doğu Akdeniz'de Osmanlı egemenliği devam ediyor. Kıbrıs alındıktan sonra Osmanlı donanması ilk defa İnebahtı'da yakılmıştır değerli arkadaşlarım. Bu iki bilgiyi mutlaka notlarınız arasına ekleyin. Ayrıca 2. Selim ordunun başında sefere çıkmayı bırakan ilk Osmanlı padişahıdır. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.